dinleyenleri tekrar Van'da gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Uzun zaman ara vermiştik programımıza. Bundan sonra inşallah yine belli bir düzen içerisinde seçim öncesinde olduğu gibi programlarımıza devam edeceğiz. Seçim öncesi çok farklı konuları işledik ama bundan sonraki programlarımız ağırlıklı olarak Van'da yapılan hizmetler, kurumların yaptığı hizmetler, belediyeler başta olmak üzere işte mülki idarenin ve siyasi çalışmaları işlemeye çalışacağız programımızda. Bugün programımızın konuğu Van Edremit diye ayrıca belirtmek istiyorum. İl dışından izleyen, sosyal medyadan izleyen ya da internet üzerinden radyo programı dinleyen dinleyicilerimiz için Van Edremit Belediye Başkanı Sayın İsmail Say, Avukat İsmail Say konuğumuz. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Siyah Bey. Hem sizi hem de buradan tüm dinleyenleri, seyircilerimizi selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Tamam. Şimdi 31 Mart'ta seçimler oldu. İşte seçimlerden bu tarafa belediye başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Hem şahsınız için hem Edremit ilçesi için hem de Edremit'te yaşayan genel anlamda da bağımlılar için, halk için hayırlı olsun. Temennimiz bu. Sizi belediye başkanı öncesinde de tanıyoruz. Avukatlık mesleğini icra ediyordunuz. Bu arada iş adamlığı yönünüz de var. Ticaret yaptınız geçmişte. Sivil toplum örgütü başkanlığı yaptınız. Yani farklı alanlarda toplum içerisinde aktivitelerde bulundunuz. Gönüllü evet. Oldu ya da ticari oldu. Ama ilk kez belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Hizmet alandınız, şimdi hizmet verensiniz. Yani masanın bu tarafından o tarafına geçtiniz. Evet. Hizmet alan olarak tanıdığınız toplum, kurumlar, kent, halk ile hizmet vermeye başladıktan sonra karşılaştığınızı değerlendirmenizi istiyorum. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Doğrudur. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir avukatlık meslek hayatım. Yine 20 yılı aşkın bir vergi mükellefliği, işte belediye başkanlığı öncesi sona eren bir vergi mükellefliği, STK başkanlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev aldım ama direkt isminin kamu görevi olduğu ilk görevim belediye başkanlığı. Belediye başkanlığı hakikaten böyle küçüklükten beri bir uhde olarak gördüğüm, çünkü halka doğrudan dokunabildiğiniz en önemli hizmet alanı, hizmet mecrası. Hatta küçüklüğümde Mustafa Çoğaz rahmetli, evet. Buradan da tekrar analım. Bana da güzel hizmetleri olmuş belediye başkanımızdı. Babamdan dolayı işte bir şekilde tanışma fırsatı oldu. Ve hakikaten belediye başkanı o dönemden itibaren yaptıkları ve yapacaklarıyla önemli bir iş olduğu vardı. Büyükşehir adaylığıyla başlayan, daha sonra Edremit adaylığı ve nihayetinde Rabbimin nasip etmesiyle Edremit Belediye Başkanı olarak vazifelendirildik. Bu anlamda yaklaşık 6 ayımızı dolduruyoruz. Az önce dediğiniz gibi hizmet alan, hizmet bekleyen pozisyondan hizmet verecek pozisyona geçmek. Bu hakikaten ne kadar zor bir coğrafyada yaşadığımızın ve ne kadar geçmişte yıprandığımızın canlı fotoğrafını ben bu 6 ayda gördüm. Şöyle, hakikaten coğrafyamız bugün işte ilkokulda hatırlarsanız, ilkokul, ortaokulda işte Türkiye'nin jeopolitik konumundan bahsederdi öğretmenlerimiz. Orta Doğu işte şey. Van'da, hatta Edremit'te, yani minimize edersek, nasıl ki Van bütün bölgenin işte pergeli koyup çevirdiğinizde yaklaşık 500 milyon, 500 kilometrede 500 milyonluk bir hinterlandı var. Edremit de şu anda sadece Edremit değil, Edremit olmaktan çıktı. Sadece Van'a da hitap etmiyor. Artık Doğu ve Güneydoğu'nun bir parlayan yıldızı ve bilinen, bakın altını çizerek söylüyorum, bilinen bir merkezi oldu. Bugün Van'a gelen ister bürokrat, ister bakan, ister siyasetçi, ister misafir, iş adamı veya seyahat amacı turist, herkes ama herkes Edremit'e iniyor ve Edremit'i görüyor. Edremit artık Van'ın bir vitrini haline geldi. Bu bize sorumluluğumuzun ne kadar daha
ağırlaştığını ve sorumluluk bilincimizi bir kez daha hatırlatıyor. Beklentiler de yüksek. Bu anlamda masanın öbür tarafına geçtiğimizde beklentinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Ve sorunların da aslında bizden önceki belediyeyi bayrağı teslim aldığımız Kaymakam Bey, Atıf Bey'in birçok hizmetiyle beraber aslında yapılması gereken birçok şeyin de kaldığını, bunların da işte biz bayrağı aldığımız yerden devam edeceğiz. Onu işte inşallah notlarımızda var. İlerleyen saatlerde Edremit'le ilgili projelerimizi ve düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Edremit bu anlamda dediğim gibi hakikaten artık Van'ın bir merkez ilçesiyle olmakla beraber Van'ın vitrini oldu. Biz bu anlamda da bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz inşallah. Van'ın hem bölgede hem Türkiye'deki yüzü. Yüzü oldu, evet. Turizm açısından da böyle. Sahil güzellik açısından, evet, da, estetik açısından da böyle. Umarız farklı lokomotif projelerle yatırım, hizmet, istihdam anlamında da öncelik i̇nşallah, yapar. İnşallah. İnşallah. Tabii göreve geldiğiniz günden sonra işte kurum çalışanlarıyla tanıştınız, hizmet üreteceğiniz ekibi tanımaya çalıştınız ve bu ekibe kurum dışarısından transferler de yaptınız. Bir kurumsal yapı kendi hizmet anlayışınıza göre, işte seçim zamanı vermiş olduğunuz vaatler var, ilçenin beklentileri var, halkın ihtiyaçları, sorunları var. Evet. Bunları karşılayabilmek adına bir kurumsal yapı oluşturmaya çalıştınız. Bununla ilgili ciddi bir eksiklik var mıydı? Yoksa potansiyeli, performansı daha çok artırıp kısa sürede hizmet üretebilmek adına mu bunları yaptınız? Nasıl bir yapılanma? Evet. Şöyle başlayalım. Şu anki geldiğiniz, yani bulduğunuz, evet, noktaya geldiğiniz noktayı ben sormak istiyorum. Şöyle başlayayım. Yani Edremit Belediyesi'ni teslim aldığımızda işte böyle çökmüş, biz enkaz aldık edebiyatı hiçbir zaman yapmadık. Yapmayacağız. Ama bu, kabul edersiniz ki, bir radyo yöneticiliğinden tutun da bir iş yerine kadar herkes kendi kadrosuyla çalışmak ister. Evet. Bu en doğal hakkıdır. Biz de kısmen de olsa görev değişikliği yaptığımız ve dışarıdan, şimdi o kısma, evet, da geleceğim, evet, dışarıdan transfer ettiğimiz ama sıfırdan hiç kimseyi almadık Ziya Bey. Bunu özellikle altını çizerek, evet, söylüyorum. Biz dışarıdan yeni kadro olarak kimseye bir kadro vermedik. Evet. Biz hatta belediyeye yük getirmesin diye birçok kurumdan geçici görevlendirmeyle alanında uzmanlaşmış arkadaşlarımızı, evet, davet ettik. Ve onlar bizleri kırmadılar. Geçici görevlendirmeyle tarımdan, milli eğitimden, başka kurumlardan, evet, alanda iyi yetişmiş arkadaşlarımızı, evet, bu kadromuza ekledik. Evet. Ve en önemlisi, ki bu sorunuzun devamını, evet, söyleyeyim. Biz oraya elimize alıp gelir gelmez kimseyi biçmedik, evet, birileri gibi. Ve bugüne kadar bir tek şahsı işten çıkarmadık. Bakın, evet, altını çizerek söylüyorum. Bugün bir şey, siyasi bir kaygıyla hareket etseydik onlarca, belki yüzlerce insan ekmeğinden olabilirdi. Evet. Bir tek insanı işinden etmedik. Evet. Bu konuda çok açığız, kayıtlarımız ortada ve alnımız açık. Hiç, evet, kimseyi, hatta daha ötesini söyleyeyim. Evet. Biz siyasi bir kaygıyla bir bayan kardeşimizi, kadın kardeşimizi görevlendirilmemesi gereken bir yerde görevlendirmişlerdi. Evet. Rencide olmasın diye. Öğrendiğim gün, hatta gece, görev yerini değiştirip onun onuruna daha yakışır, evet, bir yere görevlendirdik. Evet. Bu önceki görevlendirme bir şekilde işte birim amirinin diyelim, evet, siyasi kaygıyla şeydi. Öğrendiğimiz gün değiştirdik. Evet. Yani burada personelle ilişkilerinizde insani onur haysiyet öncelikli. Tabii ki, yani onun tabii ki, hizmet üretiminden önce onun insani onur ve haysiyetine yakışır bir şekilde. Yani bizim amacımız, evet, hizmet. Evet. Hani bir o lafı birçok yerde görürüz. Evet. Lafın sahibi anonim olabilir ama, evet, vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Evet. Bizim şiarımız bu. Evet. Siz işinizi gerçekten iyi yapıyorsanız evet, siyasi öncelikleri öncelemeden, çünkü ben herkesin fikri farklı olabilir. Belediye devraldığım gün, evet, dedim ki belediye çalışmalarında, altını çizerek konuşuyorum, evet, laf bir yere yanlış, evet, gitmesin diye.
belediye çalışmalarımızda siyasi rozetimizi masaya bıraktık. Elbette herhangi ki bir siyasi parti tabanının belediye başkanı değil, Edremit Belediyesi'nde yaşayan herkesin 125.876 kişinin tamamının hizmet üretmek adına, belediye hizmetleri adına, evet. Elbette ki AK Parti'nin mensubuyuz. Elbette ki AK Parti'nin politikaları, hatta yerel yönetim politikaları bizim şiarımızdır. Evet. Ancak uygulama yaparken ne personelimizde ne de hizmet verdiğimiz. Bakın size bir örnek vereyim. Tabii. Buraya geldiğimde, az önce radyoya geldiğimde, ben Çayırbaşı mahallemizden geldim. Evet. Orada bir yangın vardı. Biz ekiplerimiz müdahale etti. Kontrol altına aldılar, hamdolsun. Evet. Ben birebir alana gittim. Geçmiş ve bu köy, köye de buradan geçmiş olsun diyoruz. Bu köy, yani sandık sonuçlarına baktığınızda siyasi bir kaygıyla hareket edebilirsiniz. Ama asla ama asla bütün köylerde, bütün mahallelerde, bütün yaşayanlarda, sakinlerimizde bizim eşit mesafede olduğumuz ve eşit oranda hizmet vereceğimiz insanlarımızdır. Bunu personele de yansıttık. Birebir bütün birimleri dolaşmaya çalışıyorum. Ben birimleri ayağına, masasına, makamına çağırmaktan ziyade birime giden, birimde toplantı yapan, işte haftada en az iki birime gidip orada hem toplantı hem sahada çalışma yapmaya çalışıyoruz bu anlamda, yetiştirebildiğimiz kadarıyla. Bu anlamda da hiç kimseye kim olduğunu, nereli olduğunu, sadece ne iş yaptığını ve hangi performansı gözettiğini önemsiyoruz ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani mevcut yasalar, kurumun kuralları çerçevesinde elbette ki farklı siyasi görüşte olabilir, fark etmez, ama görüşünü işine karıştırmadığı sürece asla, asla. Ve verimli çalıştığı sürece herkes mevcut işine devam edecek. Bu manada AK Partili olmayıp da gelip birebir benim şahit olduğum, bana birebir teşekkür eden 7-8 farklı olay yaşadık. Evet. Hizmet verirken ya da sorununu çözerken adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. İşi çözüldükten sonra teşekküre geldi ve biz teşekkür ederken kim olduğunu, nereli olduğunu ve şeyini öğrendik. Evet. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah çalışma arkadaşlarımız da bu hassasiyetimize uyarlar ve bu hassasiyetimi bilirler. Hem iş yeri huzuru açısından hem de belediyenin verimi açısından, hizmet verimi açısından önemli bir duruş. Belediyemizde de o anlamda hiçbir huzursuzluk yok. Tam tersine bir uyum var. Tam tersine bir orkestra uyumu var ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tabii sizinle bazı projeleri konuşacağız ama onları sona bırakalım istiyorum. Son duyulan hatırda kalınır. Evet. Onun için sizde, top sizde. Şimdi seçim çalışmaları yaptınız. O zaman da radyo programı yaptık yine. Konuğumuz olmuştunuz. Evet. İşte beyannamelerinizi okuduk. Takip ettik sizi çalışmalar sırasında. Vaatleriniz oldu seçmenlere. Ben böyle genel bir soru sorayım. Siz başlıklar halinde neler yapmışsanız vaat ettiğiniz şeylerden çalışmalardan ya da çözmeyi söylemiş olduğunuz, işte şunu çözeriz, bunu yaparız dediğiniz sorunlardan çözüm noktasında ya da proje noktasında vaatlerinizde şu an hangi aşamadasınız? Neler yapıyorsunuz? Ziya Bey, biz seçim döneminde hatta kitapçık bastık ve bir tanıtım programı yaptık. Orada öne çıkan yaklaşık 20'ye yakın proje vardı. Öne çıkan ama toplamda 40-50'yi geçen ayrıntılarıyla beraber proje vardı. Tabii ki 5 yıllık bir belediye sürecinde veya belediye başkanlığı sürecinde bazı projeler birkaç yılınızı, bazıları ise birkaç ayınızı alabilecek projeler. Örnek olsun diye söylüyorum. Gençlik kurulu düşüncemiz vardı. Bu düşünceyi uygulamaya geçtik ve biz bu hafta inşallah kadro oluştu, başvuruları aldık. Bu hemen birkaç ay içerisinde işte uygulamaya döktüğümüz bir projemiz oldu. Ama bir taraftan da işte ulaşım gibi, altyapı gibi, işte zaman alacak, bütçe gerektirecek, işte başka kurumlarla diyalog gerektirecek. Mesela birçok işte o seçim vaadinde bulunduğumuz birçok proje ve yatırım başka kurumların da işbirliğini gerektiren. O zaman bunları tasnif ettiniz. Tasnif ettik. Küçük dokunuşlarla çözülebilecek olanları önceleyerek. Öyle başladık. Yine örnek olsun diye söylüyorum. Kurumsal anlamda bir muhtarlıklar müdürlüğü vardı ama atıldı. Evet. Yani muhtarlarımız, Edremit'in 30 tane muhtarı var. 30 mahallesi var. Birinci elden, yani
benim de içinde olduğum bir WhatsApp grubu var. Evet. Birinci elden bütün sorunlarını, bütün sıkıntılarını... Muhtarlarla WhatsApp grubunuz var. Tabii tabii. Evet. Muhtarlarla ve muhtarlıklar müdür... Hiç kimse başkanı ulaşamıyoruz diyemeyecek. Asla evet. diyemez. Muhtarların evet. da olduğu ve daha önemlisi muhtarlıklar müdürlüğünü aktive ettik. Evet. Muhtarlıklar müdürlüğümüz var. Sorunlar evet. orada toplanır. Evet. Yani bir muhtar aynı anda 18 tane müdürümü ziyaret etmesine gerek yok. Evet. Veya işte bir günlerce beklemesine gerek evet. yok. Muhtarlıklar müdürlüğümüzle diyaloğa geçerek hemen sorunu muhtarlıklar müdürümüz ilgili birime iletiyor. Bu manada yani muhtarların beyaz masası gibi. Aynen öyle. Evet. Beyaz masadan öte şimdi beyaz masada müracaatınızı yapıp bekliyorsunuz. Evet. Burada bir bekleme süreci anında yok. Anında evet. muhtarlıklar müdürümüz ilgili evet. müdürle ilgili birime sorunu iletiyor. Evet. Yine istişare anlamında akademisyenlerle kuracağımız bir şeyimiz vardı. Bu da şeyimiz vaatlerimiz arasındaydı. Onda da liste hemen hemen oluştu evet. gibi. O da en yakın süreçte başlayacağımız bir projemizdi. Bunların örnek olsun diye anlattım ama evet. bir taraftan da Edremit'in altyapı problemi. Evet. Şimdi Edremit'in altyapı problemi görev ve yetki olarak Edremit İlçe Belediyesi'nin değil. Ancak Edremit'in en büyük problemi. Şimdi ben seçim evet. döneminde de bunu söylüyordum. Edremit'in vitrini, sahili hakikaten bir Bodrum'u, bir Çeşme'yi, bir İzmir Körfezi'ni arattırmıyor. Evet. Ama bir tarafta da Edremit'in neredeyse yarısına yakın nüfusunun altyapısı yok. Evet. Foseptik evet. dünyası olmuş. Evet. Biz işte aylardır, yıllardır Van Gölü kirlenmesin diye bağırıyoruz ve sesleniyoruz. Van Gölü nasıl kirleniyor? İşte altyapısı olmayan, deşarj edilen kirli suyla. Evet. Ne yaptık? Seçim döneminde de evet. başta VASKİ, ben burada hem VASKİ hem İller Bankası yöneticilerine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ki görevleriydi ama bizim müracaatlarımızda, bizim diyaloglarımızda ilgi gösterdiler. Hep birlikte yürüttük ve evet. daha ötesi, şimdi birazdan geleceğim. Evet. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın da Van'a evet. gelişinde işte bize belediyeden sonra gelin Edremit'le ilgili ne talebiniz varsa evet. karşılayın dedi ve sözünde durdu Sayın Bakanımız. Evet. Ve hakikaten bir saati aşan bir birebir görüşmemiz oldu. Geçen hafta 17'sinde evet. Sayın Salih Akman Başkanımızla beraber misafiriydik. Evet. Şimdi belli bir aşama kat edilmişti Edremit'in altyapısı. Şu anda en büyük problemlerimizden biri. Bir eser bırakalım istedik. Evet. Burada VASKİ Genel Müdürümüzün de ciddi katkısı oldu. İller Bankası Bölge Müdürümüzün de, İller Bankası Genel Müdürümüz de yakın evet. bir zamanda ihale aşamasına geldi. Evet. İller Bankası bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden ihaleye çıkacak. Bu ne demektir? Edremit'in 40 yıllık, 50 yıllık altyapı sorunu artık tarihe karışacak. Evet. Bu da bizim işte seçim döneminde az önce bahsettiğim gibi evet. bizim görev ve yetki sorumluluğunda olmayan ama bizim de birebir takipçisi olduğumuz, işte evet. kurumlarla diyalogla yürüttüğümüz bir iş. Yine daha önemlisi ulaşım problemi. Bugün işte sizin de şahit evet. olduğunuz, hepimizin şahit olduğu çevre yolu sorunu, 18. madde sorunu. Birebir ulaşım bizim yetkimizde olan bir iş değil. Ama Edremit'in sorunu mu sorunu, Van'ın sorunu mu sorunu. Burada sayın vekillerimiz de, il başkanımız da, bu anlamda çevre şehircilik il müdürlüğümüz de canla başla mücadele ediyorlar ki bu sorun evet. çözülsün diye. Evet. Ama bu sorunun ismini koyacak ve hızlandıracak merci Çevre Şehircilik Bakanı ve altında Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ydü. Evet. Şimdi orayla diyalogla yine biz birebir ben birinci elden kendim evet. bu diyalogları yürütüyorum. Bu 17'sinde geçen hafta gittiğimizde birebir Sayın Bakanımız hemen Mekansal Planlama Genel Müdürünü çağırdı. Bu süreç zaten hızlandı. Bakın Mart'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı biz Elmalık Köyü'nde misafir ettik. Seçim öncesiydi. Seçim evet. öncesinde. Elmalık Köyü'nün taziye evinde misafir ettik. Evet. Sayın Bakanımız orada söz verdi ve verdiği sözlerin şimdi kamuoyuna 18'den dolayı farklı bir yansıma olabilir. Şimdi oraya geleceğim. Biraz evet. 18'in uygulamasından kaynaklı sıkıntılar var ama çevre yolu bakın. Çevre yolu bu memleketin ihtiyacı mı? Bana göre Van Gölü'nden sonra en önemli ikinci ihtiyacı. Aslında çevre yolu dendiğinde toplumdaki genel algı şu. Sadece bir yol yapımı gibi. Öyle değil. Ama değil. Bakın Ziya Bey bugün siz evet. şehir merkezinde İstanbul'da yaşamıyoruz. Van'da yaşıyoruz. Şehir merkezinde bir yerden bir yere gitmeniz yarım saat, 40 dakika, 45 evet. dakika.
artık akşamları sabahları trafik çekilemez evet. hale gelir. Siz şehrin nefes alabilmesi için bu çevre yolunu açmak zorundasınız. Evet. Ben vatandaşın arsası gitsin, mağdur olsun veya en kutsal hakkı olan mülkiyet hakkı işte evet. anayasal haktır. Evet. İhlal edilsin istemiyorum. Ama bunun başka yolu yok. Ortak yaşam için zorunlu kesinlikle. Bir takım şeyler var değil mi? Bu yol havadan gitmeyecek bir şekilde karadan gidecek. Evet. Bu yolun açılması lazım mı? Lazım. Bu yola bağlantı yolları olması mı lazım? Lazım. Şehir Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi'nden ibaret değil ki. İki Nisan Caddesi'nden yolla ibaret değil ki. Yolla kent arası yani yolun çevresinin imar planı yapılması gerekiyor. Kesinlikle evet. öyle. İmar planı kim ne derse desin ben hani incelediğim evet. için söylüyorum. Evet. Gerçekten Van'ın 40-50 yılını cevap verebilecek bir imar planı. Evet. Ama ikinci etabı dediğimiz 18'in yani o ortaklık dediğimiz kısımda evet. sorun var. Gerçekten var. Evet. Bunu kabul ediyorum. Evet. Ama bu sorun var diye de bir 10 yıl daha çevre yolunu beklemeyelim. 8-10 yıldır bekleniyor zaten bakın, değil mi? Bakın ben yine 2011'den o diyaloğa şahit olduğum için söylüyorum. Evet. Zamanın belediye başkanıyla zamanın valisinin uyumlu olamamasından kaynaklı biz 10 yıldır bakın evet. 10 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Evet. Ve 10 yıl önce bu memleketin bir çevre yolu olabilirdi. Ben bunu kendime hakikaten bu memlekete 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra ya ne yaptın dediklerinde ha dönüp ya bu yol açılırken benim de çorbada tuzum oldu diyebileyim. Evet, evet. Kesinlikle bakın siyasi bir kaygıyla hareket etmiyorum. Evet. Kesinlikle kimsenin görevine müdahale etmiyorum çünkü herkes görevini yapıyor. Ama bazı süreçleri de işte katalizör deriz ya bazı evet. süreçte de katalizör etkisi yapmanız gerekiyor. Evet. Sayın Bakanımız bizim şeyimizi anladı. Durumumuzu, Van'ın evet. durumunu anladı. Ha gönül isterdi ki kamulaştırma olsun. Gönül isterdi ki daha az sıkıntı olsun. Evet. Ama bugün bakanlıkta, Cumhurbaşkanlığında da kamulaştırma yönünde bir irade yok. Evet. Yarın bu mağduriyetlerin giderilmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi şey yolu açık, yasa yolu açık. Ben size bir örnek olsun evet. diye söylüyorum. Şabaniye Caddesi evet. de 18 ile açılmış bir cadde. Evet. Mustafa Çuaz'dan sonra Van'da açılan ilk cadde. 20 yıl evet. boyunca cadde açılmadı. Evet. 12 yıl sürdü Ziya Bey. Sonra insanlar gidip 18'in iptalini de uyguladılar ama yol açıldı. Evet. Bakın Şabaniye Caddesi 7 metrelik yolken şu anda 2 Nisan Caddesi'nden de büyük 24 metrelik. Yani Van'ın evet. İpek Yolu'dan sonraki en büyük yolu. Ve evet. Van'ın ciddi bir yükünü alıyor. Kesinlikle. Şimdi çevre yolunun açıldığını düşünün. Çevre yoluna bağlantı yollarını düşünün. Şimdi şunu da anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Elmalık köyündeki sakinimize de, Kevenli köyündeki sakinimize de. Ya diyoruz ki senin arsan 10 lira, 50 lira ama kadastro parseli. Ham, evet. toprak yani hamura benzetin. Evet. Şimdi siz hamur kaç lira? 3 lira. Pasta yaparsanız kaç lira? 23 lira. Evet. O hamurdan börek yaparsanız kaç lira? 13 lira. Şimdi bunu anlatmaya çalıştık. Evet. Ben iki hafta önce ilçe koordinasyon toplantısında dedim ki ya bize 18'i öcü diye tanıttılar. 18'i düşman diye tanıttılar. Evet. Aslında 18 öyle bir anahtar ki doğru kullanırsanız açmayacağı kapıyor. Herkesin yararına, kentin bugün, yararına, tabii ki, gayrimenkul sahiplerinin yararına. Bugün evet. Gelişmiş şehirlerin tamamının geçmişinde 18. madde vardır. Ama doğru uygulanmış 18. madde var. Evet. Doğru uygulanmış bir şuyulandırma yani ortaklaşma var. Siz vatandaşın arsasını alıp 5 kilometre öteden onu başka birine ortak ediyorsanız burada gerçekten bir haksızlık var. Yeni problemler üretiliyorsa. Tabii. Değil mi? Yani bir sorunu çözerken yanına 8 tane daha sorun koyuyorsanız burada problem kangrene var. Kangrene dönüşüyor. Ben bunu birebir işin teknik kısmını da bildiğim için hani evet. imar hukukunu da bildiğim evet. için birebir Türkiye'de bu konuda söz sahibi en tepedeki isim birinci isim Bakan Bey'di. Evet. Sayın Murat Kurum Bey'di. İkinci isim Erdal Kayapınar Bey'di. Bakın isim veriyorum. Evet, mekansal planlama gelendir. Evet. Birebir ikisine de anlattık evet. buraya geldi ve birinci elden sorunu alıp not aldılar. Şu anda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz daha ötesinde milletvekillerimiz, il başkanımız evet. bu süreçten haberdar ve katkıda bulundular. Buradan evet. da onlara ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Bu süreç inşallah en yakın sürede yani Bakan Bey'in sözü özellikle şey kısmı 18 kısmı da dahil olmak üzere yani baharın en geç çünkü kış mevsiminde yol yapma şartları evet. zor olabilir. Yılbaşından önce kağıt üzerindeki masa üstündeki işler bitecek.
Yani yol yapımı için baharın kazma vurmaya yer teslim edilme aşamasına gelecek. Gelecek ondan sonra. Zaten ihalesi başlayacak. Daha önce yapılmıştı. Tabii onu. O kısmı bilmiyorum. Evet. Çünkü karayolları tekrar aynı ihale üzerinden mi gider? Yeni birine mi verir? O kısım artık işin saha kısmı. Ama kağıt üzerindeki kısım en önemli kısım. 10 yılımızı alan kısım. Evet. Bu kısım çözüldükten sonra gerisi saha kısmı. Ben şunu merak ediyorum. Kamuoyunda da çok konuşuluyor. İşte vatandaş mağdur oluyor. Algısı üzerinden gidiyor. Olgu nasıl, algı nasıl bu anlamda? Şimdi zaten Bakan Bey'le Elmalık'ta yapmış olduğu toplantıda vatandaşın beklentileri işte karşılandı dediniz. İşte DOP payları da dahil olmak üzere irtifa, kat irtifaları falan. Yani vatandaşın mağduriyeti varsa nasıl giderildi? Yoksa burada mağduriyetten çok sadece bir algı mı var? Evet. Ziya Bey, Bakan Bey o gün Elmalık Köyü'nde 4 tane söz verdi. 4'ü de bugün yerine gelmiş biliyor musunuz? Evet. Bakın gelecek değil, gelmiş. Biri emsal oranıydı. Yani emsal demek bir inşaatta yapacağınız inşaat yoğunluğuydu. Evet. Köylüler, mahalleliler dedi ki ya 2 kata düşürmüşsünüz. Bakan Bey dedi ki artık yatay mimari var. Ne istiyorsunuz? 4 kat. 4 katı verdi. Evet. Emsal oranı 0.30'du, 0.90 istediler, bunu verdi. KOP dediğimiz, bakın imar uygulamasında bir evet. KOP dediğimiz bir de DOP dediğimiz. Evet. KOP kamu ortaklık payıdır. Evet. DOP ise düzenleme ortaklık payıdır. Düzenleme evet. ortaklık payı almak zorundasın. İşte evet. bu %40'lar 45'ler dediğimiz orandır. Ortak sosyal alanlar için. Evet. KOP'u kaldırdı mesela. Bakın. KOP'u komple kaldırdı. KOP'u vatandaştan almadı ve bu sözü de duruldu. Evet. Geriye bir tek şu kaldı. 18 uygulanırken ortaklıklar mecburen teknik olarak oluşması gerekiyordu. Bunda da biz dedik ki farklı kişilerin arsa paylarının bir araya gelmesi. Mümkün olabildiğince evet. vatandaşın kendisi kendi arsasından değilse en yakınından, yani komşusunu gidip evet. 3 kilometre 5 kilometre öteden birini ortak etmemek. O da şu anda yapılıyor. Evet. Şu anda yapılıyor. Bunlar zaten 9-10 yıldır yapılmayan, Bakan Bey'in bizim davetimiz üzerine gelip söz verdi ve sözünü tuttuğu, yerine getirdiği bir evet. iş. Ve biz Ankara'ya gittiğimizde Bakan Bey'in talimatının yerine geldiğini evet. ve teşekkür ettik. Evet. Geriye bir tek hızlandırmak kalıyordu. Şu anda da hızlanmış askılar bitti. İşte evet. ilan etti Çevreşehirlik İl Müdürümüz. Biz de sosyal evet. medyadan bir an önce duyurduk. Evet. Bunlar oldu. Evet. Bakın olacak değil, oldu. Evet. Artık bu şehrin çevre yolunun açılmasının önünde bir engel kalmayacak. Yani baharın evet. inşallah bu yol açılacak. Ha geriye şu kalıyor bakın. Algı ile olgu dediniz evet, ya. Evet. Şu anda algı olgunun önüne geçmiş durumda. Maalesef evet. bunu yeterince tanıtamadık mı veya vatandaşın özellikle o sokakta algının farklı veya kötü niyet diyeyim artık buna bir şey demeyeceğim. Bundan etkilenen kişi sayısı ortalama yani bu doğrudan etkilenen kişi sayısı ortalama kaç kişi? Şimdi yaklaşık 40 küsür kilometrelik bir hattan evet. bahsediyoruz. Şimdi Elmalık diyoruz ama aslında bu İpek yolunda sorunu çözüldü Tuşbanı'nda. Ama sanki Elmalık sakinleri evet. bu işi engelliyormuş gibi hayır, bir algı da var aslında. Elmalık sembolik bir evet. köy isim. Çevre yolunun büyük bir kısmı yani vatandaşın arazisinden geçen kısmının büyük bir kısmı Edremit'ten geçtiği için evet. Edremit ön plana çıktı. Evet. Burada hazine arazisi de var. Şimdi işin bu tarafına bakın. Hazinenin bir tapusu yok mu? Var. Var. Sonuçta bir tapu var. Evet. Hazinenin bu tapunun sahibi var mı? Var. Aynı uygulama ona da yapılıyor mu? Yapılıyor. Evet, evet. Burada hazineye ayrı, vatandaşa ayrı bir uygulama yapılmadı ki. Yani evet. bu 40 kilometrelik hattın tamamına aynı uygulama yapıldı. Evet. Ve 10-12 kilometresi zaten şeyden geçiyor. Hazineden işte bu üniversiteden. Evet. Kevenli'ye doğru veya işte İpek yoluna doğru geldiğinizde zaten fiilen o kısımda yolun bir kısmı açılmış. Evet. Vatandaşa dokunduğu kısmında şimdi vatandaş diyor ki ya benim yolum açılsın ağacım kesilmesin. Benim evet. yolum açılsın ben tandır evimi yıkmayayım. Yani hem her şey olsun, arsam kıymetlensin, yol açılsın. Arsam kıymetlensin. Havaalanı olsun ama bana kimse dokunmasın. Bu yanlış bir algı. Arsam ziyade. Kıymetlensin, arsamın kıymetlenmesine neden olan uygulamada benim katkım olmasın diyor. Bakın Ziya Bey bugün evet. 23 Eylül. Evet. Bunu bir yere yazın. İnşallah çevre yolu açılırsa çevre yolu ve çevresindeki arsaların kıymeti 1'e 5 artacak. Bakın zaten artmıştı. Evet. Zaten artmıştı. 1'e 5 artacak. Evet. Bu eğer amaç
kıymetse, amaç mağduriyetse ve maddi mağduriyetse zaten vatandaşlarımız bunun karşılığını sadece fazlasıyla alacak. Sadece arsaların değeri artmayacak. Hem yaşam her mağada, kalitesi artacak. Her hem de oralarda farklı iş alanları, istihdam vesaire bu anlamda gerçekten iş bekleyen insanlara da alan açılmış olacak. Bakın bugün arkadaşlarımızın bana günlük attığı rapor sadece biz yani yolun ne anlama geldiğini anlatmak anlamda söylüyorum. Sadece kuru başta biz son bir hafta içinde 21 tane sokak açtık. Bakın bir köyden bir mahalleden bahsediyorum size. Biz 21 tane sokak açtık. Ya arsasına evine gidemeyen vatandaşımız var. Şimdi yol medeniyettir diyoruz. Yani işte 21. yüzyıldayız, uzay çağındayız, çıkmaz sokaklarımız var. Tamam sokaklarımızı açalım ama iki tane kavak ağacımız da kesilsin. O kavak ağacının yerine 5 tane çam dikelim. Bunlar olsun, başka yolu yok. Bakın bugün Ankara'da da İstanbul'da da açılan yolların hepsini kullanıyoruz. Ve bu yollar açılmazsa şehir büyümez. Kesinlikle. Ve en önemlisi çevre yolu işte diyoruz ya. Ya 7 metrelik biz Eminpaşa'da yol açıyoruz. 40 kişi gelip teşekkür ediyor. 7 metrelik ya 35 metrelik değil. 7 metrelik bir sokağa yol açıyoruz. 40 kişi gelip teşekkür ediyor. Yıllarca bu sorun kalmış bu şekilde. Şimdi o zaman müjdeleri paylaşacaktık bugün ama ilk müjde olarak bunu paylaşmış olalım. Başka, konu açıldıkça gidiyoruz konu açıldıkça gelecek. Çevre yolu ile ilgili işlerin hızlandığını, en yakın sürede biteceğini, çıktığını, ilk baharda işte yer teslimi yapılarak, yani yıl başından önce kağıt üzerindeki ve masa başı işlerin biteceğini inşallah ilk baharda da artık diğer kısmı kışın karayolları planlar ve saha kısmına başlar. Biz medya olarak hem gazete işte haber sitesi, gazeteci olarak hem de radyo olarak konunun takipçisiyiz. Tabii ki. Notlarımı aldım çünkü. Tabii. İnşallah. Evet. Biz de bakın biz de takipçiyiz. Tarihi not alalım dediniz. Biz de takipçiyiz. Evet, yani bugün 18'i açma görevi, yapma görevi ve yol açma. Değil, ama tabii, biz de sizin gibi takipçiyiz. Evet. Siz de bizi takip edin. Evet, evet. Şey böyle. Tabii yani. Aynen böyle. İlişkiler gelişecek. Tabii, herkes bu anlamda katkısını ortaya koyarak. Biz o anlamda kurumsal diyalogla gidiyoruz. Tabii kent burada bir tık bir çıta atlayacak. Bir üstü gelişecek. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Şey konusunda devam edelim istiyorum. İşte seçimden bu tarafa vaatlerinizin içerisinde başlattığınız ya da projelendirdiğiniz işlerle ilgili işte altyapı sorunu demiştiniz, kanalizasyon dediniz. Bu bağlamda şeye de geçtik. Çevre yoluna geçtik. Başka yaptığınız faaliyetler var mı? Şimdi biz de yaklaşık 35-40 bin nüfusun yaşadığı bir TOKİ bölgesi var. İşte. Hatta mahallelerin ismini konuşmayız, TOKİ deriz. Bu bölgede sağlık problemi vardı. Sağlık yerleşkesi diyeyim. Sağlık ocakları vardı. Hatta seçim döneminde de bunu duyurmuştuk. Buradan da İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Sağlık Bakanlığı'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizde olumlu dönüş yaptılar. Mesela bir tıp merkezi problemi vardı. Yani orada Allah korusun gece bir sıkıntı olduğunda bölge hastanesi hem uzak hem ulaşım problemi vardı. Biz de belediye olarak dedik ki yer probleminde biz de önce olalım, çözelim. Şimdi onu arkadaşlarımız çalışıyor karşılıklı. Hem İl Sağlık Müdürlüğü'nden hem bizden arkadaşlar. Yer problemi çözdükten sonra İl Sağlık Müdürlüğümüzün şifahi sözüydü. İnşallah yazılıya da dönüşecek. TOKİ bölgemizde her 3 mahalleye, orada 3 mahallemiz var. Yaklaşık 35-40 bin bir nüfus var. Gece gündüz 24 saat hizmet verecek bir tıp merkezi. Bu hem seçim döneminde bir ihtiyaçtı. Bunu da ilk fitilini yaktık, ateşini yaktık. Süreç başladı. Tabii çok güzel. Yani biz böyle tam teşekküllü bir hastane, zaten hastanemiz var bugün, şehir hastanemiz var ama işte bir pansumandan iğnesine kadar acil bir pratisyen doktoruna ihtiyaç duyulmasına kadar bunları karşılayacak böyle ayaktan tedavilerin olduğu en çok bir sağlık merkezi. Çünkü sağlık ocakları 4'te 5'ten sonra kapanıyor. Ertesi gün saat 8.30'a kadar o bölgenin tamamı şeyden mahrum kalıyor. Sağlık hizmetinden. Biz o manada şimdi bugün buraya gelirken yaklaşım tarzımızı anlatayım diye bu örneği veriyorum. İnşallah ruhsatı resmileştiğinde onun da duyurusunu yapacağız. Edremit bölgesine çok büyük bir turizm yatırımı geliyor. Bu daha önce planlanmış bir şeydi. Şimdi bugün temsilcileri geldi. Çıkarken şunu söylediler. Dediler ki ya bizim
2 yıldır, 3 yıldır çözemedim. Ya yarım saatte çözdük Ziya Bey. Bakın yarım saatte çözdük. Siz eğer yapıcı olursanız, niyetiniz yapmak üzerine olursa, ben seçim döneminde de söyledim. Dedim ki Edremit'te taş üstüne taş koymak isteyen hiç kimseyi pişman etmeyeceğiz. Ön ayak olacağız. Evet. Ben geçen gün gittim Vandaş'a, gaz şirketine. Evet. Van'a yatırım yapan marka bir otelin gaz sorunu çözmek için birebir ben gittim, bakın Ziya Bey. Evet. Yani yaklaşımımızı evet, halkımız bilsin diye. Özel bir yatırım ama sonuçta burada çalışabilecek 50-60 kişi, 70 kişi bu memleketin evladı olacak. Kesinlikle. Yani 70 tane eve daha aş girecek. 70 evet, tane daha eve iş girecek. Evet. Niye olmasın? Yeni açılacak bu turizm yatırımında en az 200-250 kişi çalışacak. Sadece istihdam değil, o hizmet verirken kentten ihtiyaçların karşılayacak değil mi? Şimdi bugün Bodrum'undan Çeşme'sine evet, ya da işte İstanbul'dan şeyine kadar nasıl bu hale geldi? İnsanlar yatırım yaparak, yatırım ortamını kolaylaştıracağız. Yani ben yine seçim döneminde evet, vurguladım. Hatta evet, Cevdet Yılmaz bakanımız geldiğinde. Ya dedim ki siz 6 tane teşvik bölgesi oluşturdunuz. Biz teorik olarak 7.sini yapıyoruz. Nedir bu? Yatırım ortamını kolaylaştıracağız. Ruhsatını birebir takip edeceğiz. Evet. Bugün işte o arkadaşlarla görüştük. Emlak problemlerinden ruhsat problemlerine kadar birebir kendim ilgilendim. Evet. Bütün birim müdürü arkadaşları çağırdık ve 2-3 yıllık problemi yarım saatte çözdük. Evet. Ve süreç başladı. Hayırlı. Bu anlamda tüm Edremit'e hayırlı olur inşallah. Resmete döndüğünde, döküldüğünde de bunun ayrıntılarını bir tanıtım programıyla yapacak arkadaşlar. Yani biz Edremit'e şu anda ciddi bir rağbetin olduğunu, Edremit'e yatırımcıların geldiğini çok büyük bir mutlulukla buradan tüm dinleyicilere de söyleyeyim. Özellikle son 2-3 aydır evet, ciddi bir rağbet var. Yatırımcılarımız artık gelip ne yapacaklarını soruyorlar veya geldiklerinde biz onlara yol gösteriyoruz. Ciddi bir hareketlenme var. Bu da bizim açımızdan mutluluk verici. Yani buraya nereden geldik? Sağlık merkezinden evet, geldik. Bakın bir taraftan şehrinizi geliştiriyorsunuz. Bir taraftan kentleşiyorsunuz. İşte ismi üzerinde. Evet. Şehir demek sadece kuru bir TOKİ evi de değil ki. Bu insanın tekstile de ihtiyacı olacak, AVM'ye de ihtiyacı olacak, evet, sağlık merkezine de ihtiyacı olacak. Yani bugün TOKİ'deki bir adamın kalkıp şehir merkezine gelip bir tişört alması ayıptır. Bizim evet, için ayıptır. Bir iş merkezi yoksa. Evet. TOKİ'deki adamın kalkıp ta 20 kilometre gelip bir ihtiyacını karşılıyorsa demek ki orada bir problem var. Evet. Yaşam standartlarını arttıracağız. Şeyimiz bu. Yani şiarımız bu. Amacımız da bu. Bu doğrultuda gidiyoruz. Yani bir tarafta yatırım olacak. Bir tarafta kent gelişecek. İşte bir tarafta istihdam olacak. İstihdam oluşacak. Öbür tarafta orada yaşayan insanların temel insani ihtiyaçları karşılanacak. Mutlu olacaklar. İnsana hizmet. Mutlu anlamında olacaklar. Evet. Şey böyle. Şimdi turizm yatırımı dediniz. Bununla paralellik arz ediyor. Belki geçtiğimiz hafta bunun basın lansmanını da paylaştınız. Şamran kanalı. Evet. İşte Van Gölü Havzası sempozyumunda ne bileyim işte Uraltularla ilgili söyleşilerde, röportajlarda, haberlerde işte Şamran kanalının Uraltulardan kalma şu kadar işte üzerinde anıtlar, yazıtlar vesaire bir takım şeyler, kitabeler var falan gibi. Bunlar anlatılıyordu ama sadece anlatılıyordu. Şamran kanalı toplum hayatına, kentin ekonomisine, turizmine bu anlamda ciddi bir katkısı yoktu. Sadece bilgi olarak yer alıyordu kaynaklarda. Şamran kanalında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Ziya Bey bir kere Şamran kanalını tanıtalım. Şamran evet, kanalı işte kimlerine göre tam ölçmedik ama 51 kilometre, 49 kilometre, evet, 45 kilometre işte Mecingir dediğimiz Gürpınar'ın su kaynağı oradan çıkan. Evet. Aslında dünyanın bir su mühendisliği harikası. Evet. Yani küsuratını yanlış söyleyebilirim ama 0,0 bilmem kaç eğimle. Hani cazibe deriz ya. Evet. Cazibe aslında suyun akışı demektir. Kendi cazibesiyle. Kendi cazibesiyle akan bir sudur. İşte su mühendisliği kendisi yani uğraştılar. Durmayan ama akarken de yıkmayan. Öyle bir su. Evet. Şimdi bunu 3000 yıl önce, 3000 diyoruz ama küsuratını bilmiyoruz. Evet. 2900 müdür, 3100 evet, müdür? Biz 3000 diyoruz. Yıllardır 3000 diyoruz. Binlerce yıl önce bu insanlar bunu yapmış. Evet. Bu eser ortada. Evet. Biz 3000 yıldır aslında biz Şamran kanalıyla neye sahip olduğumuzu ortaya çıkarmak istedik. Evet.
Yani belki bisiklet parkuru, yürüyüş parkuru çok küçük bir kısmıdır. İşte evet. üçte biridir, dörtte biridir ama varlığımızı ortaya koymak istedik. Evet. Yani biz Şamran kanalına bir foseptik gidip biz DSİ bölge müdürümüzle de görüştük. Sağ olsunlar duyarlılık gösterdiler ve hatta 18-20 kilometrelik bir alanda onlar da çalışma yapacak. Biz kime gittiysek bu duyarlılığımızı gördü ve karşılık buldu. Evet. Aslında olay şeyle başladı. Buradan ben DAKA Genel Sekreterimiz şu anki Halil Rehim Güra'ya buradan hasreten teşekkür ediyorum. Evet. Hikaye böyle başladı. Ya dedi ki Şamran kanalına bir proje yapalım. DAKA üzerinden yapamadık. DAP üzerinden yaptık. DAP idaresi Erzurum'da biliyorsunuz. Adnan Bey. Evet. O da ona da buradan çok mahsus teşekkürlerimi sunarım. Çok basit aslında bütçe olarak da küçük bütçeli bir proje sunduk. Bisiklet duraklarının olduğu, karavan duraklarının olduğu. Durak noktaları bakın yol değil. Yol zaten var. Yani bisikletlilerin gelip bir güzergahta gideceği, duracağı, işte nefes alacağı, dinleneceği yer. Temel ihtiyaçların giderileceği. 15-20 tane nokta. Hikaye böyle başladı. Evet. Sonra gezdik. Ulusal medya konuğumuz oldu. Ve daha ötesi biz bu düşüncemizi Ankara'ya taşıdık. Evet. Şimdi sizin niyetiniz iyi olunca Allah da kapıları açıyor. Evet. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tanıtım videomuzu görür görmez, şimdi birazdan Millet Bahçesi müjdesine geleceğim. Evet. Millet Bahçesi içerisinde bunu da koyun dedi. Bakın, bu projeyi sunmamız, onun beğenmesi ve dönmesi hepsi 3 dakika. Evet. Doğru yerden doğru şeyi istediğinizde oluyor. Evet. Şimdi ne olacak? Bizim işte cumartesi günü 500 küsür tane gönüldaşla beraber buradan da katılan herkese teşekkür ediyorum. Evet. Yani tüm Türkiye'de ses getiren güzel bir çalışma oldu. İşte biz şu vurguyu yaptık. Avrupa Hareketlik Haftası'yla beraber bir vurgu yaptık ama Şamran'la birleştirdik. Evet. O ağaçlıkların, o yeşilin, Edremit'in güzel coğrafyası içerisinde bir tur attık. 4 kilometre. Evet. Ya insanlarımız bambaşka bir şeye geçtiler. Ben de o bisiklet parkurunu ben de tamamladım. Evet. Ya ben dahil ya o ağaçların içinde Şamran kanalının kenarından gidiyorsunuz. Huzurlu bir ortam. Yarın turistlerin ister iç turizmde gelen misafirlerimizin ister dış turizmde götürebileceğimiz bir yerimiz var. Yaşama nefes aldırılacak bir yer. Tarihimiz var. Yani bugün Göbekli Tepe dediğimiz yer tabii ki tarihin başlangıç noktası. Ya Şamran kanalımız ondan az kalır değil ki. Evet. Hoşap kalemiz ondan az kalır değil ki. Evet. Yani bugün rekabet olsun diye söylemiyorum. Van'ın tarihi yerleri Mardin'den az değil ki. Evet. Mardin'e 1,5-2 milyon turistin geldiği işte turizmiyle ön plana çıkan ve şehir kimlik değiştirdi. Evet. Van'da niye olmasın? Evet. Yeter ki huzur olsun, güven olsun ve iyi niyet olsun. Evet. Şey bu. Şöyle başladık. Avrupa Hareketlik Haftası diye işte biz malum Belediyeler Birliği'nin üyesiyiz. Evet. Bundan bir ay önce Ankara'da lansman oldu. Ben o gün bu fikir biraz da ben birleştirdim. Arkadaşlarımıza dedim ki ya Avrupa Hareketlik Haftası ile Şamran'ı birleştirelim. Evet. Parkuru oraya götürdük. Yani biz karayolunda da ya da bizim Edremit sahildeki bisiklet yolunda da gidebilirdik. Bilinen bir yer. Yani herkesin bildiği meydanda bir yer. Yani Avrupa Hareketlilik Haftası'nın teması hareketlilik ismi üzerinde. Yani obeziteye vurgu yapmak, işte hantallaşan çocuklarımız, hantallaşan toplumdan hareket eden bir topluma vurgu yapmak. Evet. Biz de Türkiye'de 30 küsür belediye bu işi yaptı. 1000 küsür belediye var. Evet. İşte Fatma Şahin başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği başkanımız. Evet. Onun da tavsiyesiyle yaptık ve başarıyla sonuçlandı. Biz Doğu Anadolu'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlik yapan tek belediye olduk. Belediye anlamda. Tabii STK'larımız oldu ama çok da güzel oldu. İşte yürüyüş parkurumuz oldu. Bisiklet parkurumuz oldu. Sonra halk oyunları gösterimiz oldu. Ayran aşı, balık ikram ettik. Ve en sonunda canlı müzikle o gün tüm cumartesi günü ciddi bir kitle orada hem vakit geçirdi, hem hareketlendi, hem de eğlendi. Yani şey bu. Durum bu. Millet Bahçesi ile birleştireceğiz dediniz. Bakan Bey de projenin içerisine, kapsam içerisine alın demiş. Millet Bahçesi projesinden de böyle konudan konuya geçiyoruz. Evet, bağlantılı gidiyoruz. Evet. Şöyle bizim yine seçim döneminde vaatlerimizden biriydi. Evet. Üçüncü kez olsun Bakan Bey çünkü bu teşekkürleri hak ediyor.
millet bahçesi yapmak istedik Edremit'e. O da Salih Başkanımız da bizimle birlikteydi. Hem Tuşba'ya hem Edremit'e birer tane yine ilgili genel müdürü hemen arayarak çalışmayı başlattı. Şu anda kağıt üzerinde çalışmalar başladı. Evet. İnşallah 2020 içerisinde hem Tuşba'nın hem de Edremit'in güzel birer millet bahçesi olacak. Edremit'in yer, mekan belli mi? Birkaç alternatifimiz var. Şimdi arkadaşlarımızla, çevre şehircilikteki arkadaşlar çalışıyorlar. Evet. Bu alternatifleri bakanlığa sunacağız. En hızlı, en nasıl derler, proaktif diyelim. Evet. O manada en verimli yeri seçip o çalışmaya, bu kış dönemini çalışarak, kağıt üzerinde bitirerek geçireceğiz. Bu arada bakanlığın biz bir çalışması olduğunu öğrendik bu konuyu açarken. Toprak Kale dediğimiz Toprak bir bölgede. Kale değil, evet. Biz Toprak Kale'den de vazgeçilmedi. Toprak Kale'nin de Bakan Bey mesire yeri olması konusunda çalışmaların. Yani aslında Toprak Kale'yi de sayarsak 3 tane artık tane. Bir Toprak Kale'de İpek, İpek Yolu sınırlarında. Evet, evet. Tuşba, İpek Yolu ve Edremit'in artık bir millet bahçesi oluyor inşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olur, inşallah. Hizmete girdiği zamanları inşallah uygulamasını da hep beraber görürüz. Şimdi yatırımdan bahsettiniz. İşte sağlık tesislerinden bahsettiniz. Şamran Kanalı, işte millet bahçesi falan derken tabii bunların hepsinin ucu paraya dayanıyor, evet, mutlaka. Evet. Yatırımcı için de para lazım. Kurum için de para lazım. Para deyince aklımıza da banka şubesi geliyor. Banka geliyor. Bir banka şubesi çalışmanız var. Ya aslında biraz belediyelikte tüccar gibi davranıyoruz. Her hareketi bunu fark ediyoruz. Evet. Aksiyona çevirmeye çalışıyoruz. Şeyde Şefik Bey de tüccar zihniyetiyle yaklaşıyor. Evet, İkiniz bu anlamda iyi. Evet. Denizbank Genel Müdürü burada Hakan Bey, onu da selamlıyoruz. Çok ciddi bir duyarlılık gösterdiler. Başkaleyle çaldıran, açıldı. Evet. Biz de misafir ettik Edremit'te. Evet. Ya dedik ki misafirlik boş evet, bitmesin. Bir söz aldık. Evet. Belki mevsim itibariyle 2019'a evet, yetişmeyebilir ama 2020'de evet, şimdi Edremit'te, Edremit sınırları içerisinde. Evet. Bakın altını çizerek söylüyorum. Edremit sınırları içerisinde bir tek bir kamu bankası var. Ziraat Bankası var. Ziraat, evet, Bankası var. Hani Ziraat Bankası bu anlamda isim vermekte beis yok. Biz hem psikolojik algı, bakın şunu de diyen vatandaş da oldu. Ya bir banka şubesini ne kadar abarttınız? Öyle değil. Evet. Yani bir özel bankanın gelip orada şube açması demek, ha burası şehirleşiyor, burası gelişiyor. Çekim merkezi haline dönüşüyor. Ben ticari banka olarak burada banka açmayı değer buldum. Evet. Bu bir mesajdır aslında, psikolojik algıdır. Ben şunu söyledim genel müdüre. Dedim ki bakın size asla, bu diğer tüm yatırımcılarımıza da bizim Edremit Belediyesi olarak şiarımızdır. Asla bir yatırımcı gel bizim hatırımıza binaen burada yatırım yap demeyiz. Bu ekonomi kurallarına terstir, evet, Ziya Bey. Zarar et demeyiz. Evet. Olmaz. Ama az kâr et deriz. Bakın çok kâr etme. Kendi ticari şartları içerisinde, bakın hiç akıllarında, evet, yoktu. Evet. Sırf bu sözüm üzerine genel müdür bey, yatırımdan sorumlu genel müdür yardımcısı yanındaydı, talimat verdi. Dedim, evet, ki ya sizi kurtarsın ama az kar edin. Evet. Tamam, kar edin ama az kar edin. Bu şubeyi açın. Evet. Diğer bütün yatırımcılara da söylüyoruz. Evet. Yapacağınız yatırım sizi kurtaracaksa biz kapımız sonuna kadar açıktır. Evet. Ama sırf göstermelik olsun diye, sırf birilerinin hoşuna gitsin diye ya da sırf siyasi bir kaygıyla gelip yatırım yapmayın arkadaşlar. Gelin 100 lira kazanacağına, İstanbul'da 100 lira kazanacağına gel burada 40 lira kazan. 50 lira, ama kazan. Bakın, evet, çünkü o arkadaş, o gelen yatırımı yapan arkadaş kazanmazsa başka biri gelmez. Ben bunu daha önce de söyledim Ziya Bey. Biz öncelikle kendi Vanlı, Van'da yaşayan yatırımcımızı İzmir'e, İstanbul'a, Bursa'ya kaptırmayalım. Yatırım çöplüğüne dönmesin, yatırım cennetine dönmesin. Hayır, evet, farklı bir şey söylüyorum. Evet, genel anlamda. Tabii. Yani gelip kapanmış, yürümemiş, iflas etmiş, batmış, işte sonra kapatmış, yatırım çöplüğüne dönmüş. Aynen öyle. Dolayısıyla gelen yaşaması lazım, kazanmaya devam etmesi lazım. Kazancı her geçen gün artması lazım ki yani başkaları gelsin. Yani bir kötü tecrübe, evet, yüzlerce gelecek şeyin önüne engeller. Evet, caydırıcı olabilir. Caydırıcı etkisi olur. PTT şubesinden bahsedelim istiyorum. Kent Ormanı.
Evet. Aslında yavaş biraz siyaseten yanlış şey yapıyoruz. Bütün sonra gençlere döndük. Bütün torbamızdakileri bugün dökelim mi bilmiyorum. Yok, olabilir ama sizin torba boş kalmaz. Şimdi yani. Kent ormanı şöyle, benim yine seçim döneminde vaatlerimden biriydi. Hem yeşile vurgu hem de sosyal teması olması anlamıyla. Edremit'te doğan her çocuğumuzun bir adına bir ağaç olsun istedik. Ve bu projeyi biz söyledik, seslendirdik. Hatta İzmir'de bir belediye sanırım bunu yapmaya da başladı. Güzel, yani taklit edilmek güzel bu noktada. Geçen hafta itibariyle sayıyı aldım seçimden bu yana. 590 mı 690 bebeğimiz olmuş. Evet. Edremit'te doğan. Evet. İnşallah fidanları diktiğimizde onun tarihini belirleyip duyuracağız. Yeri belirledik. Yani bu 700 olur 800 olur. Biz hem doğan çocuklarımızın adına onların ailelerini de bilgilendirerek kayıtları aldık hastanede. Onları da müsait olanları davet edeceğiz. Güzel bir organizasyonla o gün çocuklarımızla ailemizle bir ağaç dikme şenliğimiz olacak. Yani hem bir kent ormanımız olacak hem de Edremit'te doğan her çocuğun belki o büyüyüp ağacına bakıncaya kadar ailesi bakacak. Biz bakacağız ama o büyüdükten sonra kendisi gelip o sertifikası olacak. Hangi adada, hangi parselde ağacı olduğunu bilecek. Bakın. Dikili ağacım yok diyemeyecek yani. Diyemeyecek. Bir de aslında bu sosyal kaynaşma, tabii. Diyalog anlamında da güzel bir etkin. Şimdi farklı aileler. Tarihi şöyle yapacağız. 23 Ekim malum depremin yıl dönümü. Evet. Benim Doktor Miyazaki ile ilgili tanışamadık ama o adam hep böyle içimde ona bir vefa şeyim kalmıştı. Nasip olursa şeyden de geçirirsek o hatıra ormanına Doktor Miyazaki'nin adını vereceğiz. O gün depremde vefat eden insanların adına da vatandaşlarımızın adına o sayı kadar ağaç dikeceğiz. O güne kadar da Edremit'te doğmuş bütün çocuklarımızın adına da ağaç dikeceğiz. Bunları, bu üçünü birleştireceğiz. Bölge hastanemizin yakınında bir yer. Çok da böyle uçuk kaçık böyle insanların ulaşamayacağı, yani çok rahat gidip bakabileceğiniz şehirle iç içe bir yer belirledik. Bu noktada Sağlık Müdürlüğümüzle de diyalog halindeyiz. Belki gelecekte kentin işte nefes alacağı yerlerden biri olacak. Bu kağıt üzerinde bu süreç başladı, arkadaşlarımız çalışıyor. Hatta becerebilirsek, bakın becerebilirsek diyorum. Doktor Miyazaki'nin ailesini ve Japon Büyükelçimizi davet ediyoruz. Becerebilirsek diyorum. Çünkü onların programları, gelişleri, bunlar epey zahmetli işler. Biz niyetimiz bu. Becerebilirsek bunu hem Van'da bir Vanlılar olarak, sadece Edremitler değil, Vanlılar olarak bir vefa örneği göstereceğiz. Hem de toplumsal bir kaynaşma sağlayacağız. Belki dünyaya buradan bir yeşil, İnşallah. Yeşil mesajı verilmiş İnşallah. Olacak belki. İnşallah. Evet. Yani şunu da söyleyeceğiz. Bizim hep Japonya ile ilişkilerimiz güzel oldu. Evet. Adam 10 bin küsür kilometre öteden gelip bizim buradaki depremde enkaz altında kalmış insanlarımızı kurtarmak için geliyorsa biz de bir zahmet bu adamı hatırlayıp ismini bir yerlere verip ailesini bu kadarını yapacağız. Şimdi gençlerle ilgili kısma da geçmek istiyorum ama Sünnet Söyleneni'nden Kirvemoğlu. Kaç çocuk düşünüyorsunuz? O kadar kirve bulunacak mı? Van'da buna ilgi gösterir mi? Nasıl bir organizasyon düşünüyorsunuz? Onu da başlattık. Bir 15 gün önce duyurusunu yaptık. Sanırım 10 Ekim'e kadar buradan tekrar duyuralım. Evet. Hiç önemli değil. Şu anda 100'ü geçti. İsterse 500 olsun. Allah'a hamdolsun. Toplu o konuda sünnet şöleni yapacaksınız. Toplu sünnet şöleni yapacağız. Şeye denk getireceğiz. Çocuklarımızın bu malum milli eğitim birer haftalık ara verdi ya. Evet, o araya. O araya denk getireceğiz. Şu anda bölge hastanemizle programladık. Partiler halinde bu işlemi yaptırıyoruz. Ama şöleni birlikte yapacağız. Toplu yapacağız. Şunu da düşünüyoruz. Bu projeyi yaparken aklımıza geldi. Yine toplumsal kaynaşma vesilesi olsun. Evet. Şimdi biz bir yeğenimizin, bir tanıdığımızın kirvesi oluyoruz. Hiç tanımadığımız bir çocuğun kirvesi olacağız. Bir duyuru yapacağız. Diyeceğiz ki ya gelin şu kadar çocuğumuz var. O aile, şimdi bizde kirvelik biliyorsunuz malum çok kıymetli bir bağdır. Neredeyse hısımlık kadar önemli bir bağdır. Buradan
şunu da söyleyeyim, kirve olmak isteyenler de korkmasın, mali bir yük getirmeyeceğiz. Yani sünnet elbisesinden giderlerine kadar bunu belediyemiz karşılayacak. Sadece hediye, amacım hediye verebilirler. İstiyorsa, evet, bakın istiyorsa, evet, kimseyi zorlamayacağız. Evet. Tek amacımız kirve olmak isteyen kişiyle o çocuğu, o aileyi ve hatta aileleri bir toplumsal kaynaşma, evet, örneği. Çünkü bu toplumumuz Ziya Bey, hani konu oraya gider mi bilmiyorum ama hakikaten yeterince çok acı çekti. Yeterince, evet, üzüldük, evet, yeterince ağladık. Artık uzlaşmanın, barışmanın, birlikte birbirine tutunmanın zamanı geldi. Ya. Yani bu topraklar hakikaten yeterince ağladı. Evet. Ya artık güzel şeyleri yaşamanın, evet, zamanı geldi. Bence bu çok zor değil. Bu bizim mayamızda var. Aslında Kirvelik Müessesesi çocuk için işte hayatın zorluklarına karşı onu himaye eden bir şemsiye gibi aslında, değil mi? Ben de yine rahmetli anayım, evet, Mustafa Çoğaz'ın, evet, yapmış olduğu bir toplu sünnet şöleninde, evet, sünnet olmuş biriyim. Evet. Hiç o programı da unutmam. Evet. Kirvemi Allah rahmet eylesin, Cevdet abiydi, Cevdet Yavuz, evet, PTT baş müdürüydü. Ya çok yakın oluyorsunuz. Evet. Aile bağlarınız gelişiyor. Yani o insani ilişkiler gelişiyor. Yani kirvesiyle kan davası güden, kirvesiyle kavga eden ben birini görmedim bugüne, evet, kadar. Kirvesi için binlerce kilometre giden insan gördük. Evet. Bu toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmemiz, evet, lazım. İnşallah başarılı, i̇nşallah, bir inşallah, etkinlik olur. Katılımcı da olur. İnşallah. Tekrar duyuralım. Yo, rağbet iyi, rağbet çok iyi. Her şey tamam, kirvelerimizi, evet, duyuracağız. Kirvelerimiz eksik. Evet, toplu sünnette ben de kirve olmak istiyorum diyenler Edremit Belediyesi'ne müracaat, hatta, edebilir. Bir kirvemiz de siz olun buradan hemen. Hay hay, olur. Şey yapalım, elbette, duyuralım. Elbette olur. Onu inşallah da kurayla belirleyeceğiz. Evet. Kimse hani ya isim seçerek şey olmadı diye. Haberde kirvesi olduğumuz gence torpil yapabiliriz, değil mi? Torpil yok. Torpil, evet, yok. Kurayla belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki işte Ziya Bey, sizin kirvesi olacağınız falan kez isim bu, çocuk bu. Evet. Belki bir gün öncesinde, belki program sırasında tanıştıracağız. Şey bu. Hay hay. İnşallah, evet, tamamına da erdiririz. Evet, biz de ismimizi kaydettirelim. Evet. Şimdi yaş ortalaması il genel olarak baktığımızda 21. 21. 21 yaşında bir kentiz. Evet, 21 yaşında, insanları 21 yaşında yaşayan bir kentiz. Dolayısıyla gençlerle ilgili etkinlikler, öncelikli etkinlikler arasında gençlerin konuları, sorunları yine kent gündeminde, yönetim noktasında, siyasette, idarede, bürokraside ya da STK'larda hep öncelikli olarak konuşuluyor. Siz gençlerle ilgili belki birçok projeniz vardır ama başlattığınız, başlatmak üzere olduğunuz, planladığınız hemen ilk etapta 5 yılın içerisinde çok şey yapacaksınız. Yani İnşallah. Onda şüphemiz yok. Ama şu aşamada yaptığınız, attığınız adımlar var mı? Şöyle gidiyoruz. Başta da öyle başladım. Gençlik İstişare Kurulu'yla başladık. Evet. Şimdi birçok STK'nın, Ziya Bey ben de hani STK'dan, evet, geldiğim için söylüyorum. Birçok STK'nın gençlik kurulu var. Evet. Ama maalesef yani biz onu oturtamadık. Ya söyleyip söyleyip konuşup konuşup kalkıyorduk. Biz aslında biraz Gençlik İstişare Kurulu bunun için kurduk. Yani sadece söylemde kalmayan, kendi kentinde proje geliştirebilen, söz sahibi olan ve bunun uygulamasında da gerekirse yer alabilecek bir kurul. İşte yakın bir zamanda ilk toplantısını yapacağız. Hatta STK'larımızın gençlik kurullarını da davet edeceğiz. Birlikte yine burada da aslında toplumsal bir uzlaşı şeyi var. Burada Edremit'te yapacağımız veya onların önereceği projeler yapacağız. Örnek veriyorum. Üniversite gençliği üniversitede okuyor. Üniversite Edremit'e 25 kilometre ama 2 saatte gidiyor. Ulaşım problemi var. Bunu nasıl çözeceğiz? TOKİ'de oturan öğrencinin, evet, üniversiteye nasıl gideceğini onunla beraber. Çünkü siz onun ne çektiğini, hangi otobüsle kaç saat ayakta gittiğini bilmeden, evet, problemleri bilmeden çözüm getiremezsiniz. Evet. Çözemezsiniz. Bu arkadaşımız gelecek. Şimdi siz öyle şeyleri anlatıyorsunuz. Ercan Bey soruları getirdi. Bakıyorum böyle siz hangilerini cevaplamışsınız diye bu soru da vardı. Evet, evet, buyurun devam edelim. Yani bilmeden cevapladık, evet, ama evet, sorunu bildiğimiz için, evet, söylüyoruz. Evet. Yani biz az önce dedim ya sahadan uzak yaşamıyoruz. Evet. Yani sahayı görüyoruz. Evet. Bu manada ama burada tekrar altını çizerek söylüyorum. Evet. Ben kalkıp
işte Büyükşehir'in Ulaşım Dairesi Başkanı'nın görevini almış bir pozisyonda olmayayım. Yani evet. Bu hassasiyeti. Elbette ki bu görevi ve yetkide olan büyüklerimiz var. Yetkililerimiz var. Biz sorunu birlikte koordinasyon içerisinde biz sorunu ama gençlerin ihtiyaç ve taleplerini de doğru tespit ederek. Tabii. Biz sorunu evet. Büyükşehir'e ilgili kuruma diyoruz ki ey işte Büyükşehir, ey Sağlık Müdürlüğü, ey işte VASKİ evet. Böyle bir problem var. Böyle bir sorun var sahada. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Evet. Sonuçta ismini onlar koyuyor, imzasını onlar atıyor. Evet. Bu konuda da bütün kurumlarımıza yani başta Büyükşehir İl Sağlık olmak üzere yani çaldığımız hiçbir kapıdan boş dönmedik. Evet. Yani siz az önce dedim ya yeter ki doğru diyaloğu, evet. Doğru şeyi kurun. Evet. Doğru, doğru talepler olsun. Kimden ne isteyeceğinizi evet. Bilin. Evet. İnanın bu memleketin sorunları evet. Çorap söküğü gibi sökülecektir, gelecektir. Evet. Evet. Şimdi 17.30'da bitireceğiz. Evet. İşte bir 14 dakikamız kaldı. Zaman su gibi son 5 dakikayı da aslında serbest zaman olarak bırakmak istiyorum. İşlemediğimiz ve sizin öncelediğiniz mutlaka paylaşmamız gereken konular dediğiniz kısımlar varsa oraya bırakmak istiyorum. Konuşmalarımızın içerisinde geçmeyen bir konu var. Mesela altyapıyı konuştuk. Altyapıyla ilgili işte baskı ile yaptığınız görüşmeyi anlattınız. Kampüs 100. Üniversitesi arası taşımacılıkla ilgili tabii karayolu da olabilir, deniz taşımacılığı da olabilir. Farklı alternatifler olabilir. Bunları gençlerle işte masaya yatırıp sorunları konuşup çözüm önerilerini işte büyük şehirle bir sonuca ulaştırma çabanız olacağını söylediniz. Kurumların Edremit'e taşınması ile ilgili kent merkezinde işte il müdürlükleri, bölge müdürlükleri vesaireler Van kent merkezinde sıkışmış durumda. Edremit bu anlamda işte Karayolları Bölge Müdürlüğü geldi o tarafa. DSİ geldi. Çevre Şehircilik geldi. Emniyet büyük bir emniyetin orada. Evet bazı birimleri orada. Birçok şey orada. Yani bu anlamda böyle bir cazibe işte kurumlar oraya transfer etme gibi, şehri biraz rahatlatma gibi. Aslında Ziya Bey bunun iki boyutu var. Evet. İlk kurumların Edremit'e taşınması depremden sonra oldu. Depremden sonra oldu. İşte o deprem psikolojisiyle kayalık yani Edremit'in evet, depreme dayanıklı olması öyle başladı ama bir taraftan da şehrin nefes alması lazım. Yani evet. Bugün işte Ankara'nın Kızılay'ı, evet. Yargıtay'ından Başbakanlığına kadar her şey oradaydı. Hem nefes almadı hem kurum gittiği yerde bir ticari hayat cazibe oluşturuyor. Az önce dedim ya yani siz 40 bin nüfusu olan 3 tane evet. Mahalle TOKİ'lerden bahsediyorum. Evet. 40 bin nüfusu neredeyse bir evet. Koca bir ilçe. Edremit'in 3 mahallesi. Hakkari Şehir Merkezi'nin evet. 60 bin nüfusu var. Evet. Bir o kadar bitti şehir merkezi. Yani sadece TOKİ'lerimizde evet. 40 bin kişi evet. yaşıyor. 40 bin nüfuslu bir merkez oluşturacaksınız ama hiçbir şey olmayacak. Hiçbir evet. kurum olmayacak. Bu anlamda biz sadece özel yatırımcılar değil, kurumların evet. da işini kolaylaştırıyoruz. Çünkü bütün kurumların, yani inşaata dokunan bütün kurumların belediyeden geçmesi gerekiyor. Evet. Biz hiçbir kurumun, yani hiçbir özel yatırımcının işini aksatmadığımız gibi hiçbir kurumun evet. yani çimento fabrikasından tutun da doğalgaz şirketine kadar bir örnek anlatayım. Evet. Kiracılar TOKİ dediğimiz Esentepe mahallemiz var. Bunlar seçim döneminde de geldiler bana. Ben de gittim. Doğalgaz problemleri vardı. Evet. Buradan Vandaş işte Aksa Doğalgaz yetkililerine de teşekkür ediyorum. Evet. Yatırım programlarında işte malum 2018-2019'a bağlayan bu evet. kaç aydır bütün genel anlamda bir ekonomik stresli dönem evet. yaşıyoruz. Ama buna rağmen kırmadılar. Biz birebir kapılarını çaldık. Gelip Esentepe mahallemizin tamamına bir ayda doğalgaz döşediler. Ve şu anda koca bir mahallemiz bu sene tek doğalgaz gitmeyen TOKİ mahallemizdi. Evet. Doğalgaza kavuştu. Şimdi evet. kurumsal diyalog var mı? Var. Önünü açmışız. Nasıl açmışız? Yol vermişiz. Evet. Sonra diğer tarafıyla Vandaş ne yapmış? Gelip yatırım yapmış. Evet. İşte doğalgazı getirmiş. Burada üçlü dörtlü bir boyutuyla diyalog geliştirmişiz evet. ve iş olmuş. Evet. Hiçbir şey olmazsa burada bir yatırım olmuş insanlar gelip çalışmış. Yani evet. hiç çalışmamışsa evet. o iş olana kadar 100 tane insan 2-3 ay, 2 ay neyse iş bulmuş çalışmış. Doğalgaz kullanacak olan her ailenin bütçesine dolaylı katkıda yani evet. kömürden kurtulmuşuz, hava kirliliğinden kurtulmuşuz. Yani evet. bakın bir dokunuş
nasıl domino etkisi yapıyor? Bu bunun en basit örneği. Şimdi bir de ulaşım konusunda TOKİ'lerle Edremit şehir merkezi ulaşımı konusunda herhalde ciddi sorun var. Ciddi bu konuda sorun var. Ne gibi planlama? Bu konuda da olabilir. Hem genel sekreterimizle hem sayın valimizle, Büyükşehir Belediye Başkan vekilimizle ve büyükşehir yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Yakın bir zamanda aldığımız bilgiye göre UKOME dediğimiz ulaşım koordinasyon merkezi var büyükşehir olan yerlerde. Bu sorunları, sahadan gelen sorunları raporladık ve ilettik. Az önce dedim ya, bu görev bizim değil, kağıt üzerinde ama iletme görevi bizim, takip etme görevi bizim. Bu çok önemli. Yani bizim alanımız değil, büyükşehire gidin demek başka bir şey. Topu taca atmak kolay. Ya gidin işte büyükşehir, komik gelebilir ama sinekle mücadele. Normalde sağlık daire başkanlığı büyükşehirindi. Tamam, görev büyükşehirin ama bizim de işte aracımız var, yetmeyen yerlerde yetişmeye çalışıyoruz. Hatta bu sene en sıkıntılı dönemdi larvalardan dolayı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ulaşımla ilgili sıkıntıyı, sahadan gelen sıkıntıyı raporlayıp büyükşehire taşıyoruz. Büyükşehirde de takipçisi oluyoruz. Diyoruz ki ya bu gerçekten sorun. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımız sabah evden çıkarken 45 dakika minibüs ya da otobüs bekliyor. 1,5 saatte de üniversiteye gidiyor. Şimdi bu soruna duyarsız kalabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ya bu sorun benim, bu sorunun çözme görevi benim değil diyebilir misiniz? Ama şu dengeyi de gözetiyoruz. Ulaşım daire başkanı var. UKOME merkezi var. Bu büyükşehirin bir başkanı var. Kurumsal sorumluluklar, yetkisi var. Onlar, haddimizi de aşmayarak. Bakın altını çizerek söylüyorum. Haddimizi de aşmayarak. Çünkü yetki gaspı gibi bir niyetimiz yok. Asla. Aslında burada ortaklaşma. Tabii ortaklaşma var. Çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Raporluyoruz, iletişim kuruyoruz ve sorunu çözmek noktasına adım atıyoruz. Şimdi ben son sorum olsun. Ondan sonra sizin serbest zamanınız bıçağa kadar da kalan kısımlar varsa işte son mesajlarınızla birlikte alalım. Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum ataması oldu. Van Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Öncesinde işte zaman zaman görüşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine katkısı noktasında kayyum öncesindeki beklentiniz neydi? Karşılanıyor muydu? Bundan sonra nasıl bir yapı oluşur? Bir bu. Bir de mesela 3 ay Büyükşehir Belediyesi memurların ve sözleşmelerin sosyal denge tazminatlarını ödemedi. Her biri için. Bizde de öyle durum oldu. Şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Sizde bu durum nedir? Buyurun. Şimdi sosyal dengeden başlayayım sorunun sonunda. Biz 3 ay önce meclise sosyal denge tazminatını getirdik. Meclisten geçirmek zorundasınız. HDP meclis üyelerinin oylarıyla ve bakın az önce konuşmamda da bahsettim. Belediye personelinin belki de diyorum. Bu bir şeydir, öngörüdür. Yarısından fazlası HDP'ye oy veriyordur. Bakın oy veriyor. Olabilir yani. Olabilir. Biz HDP'li, AK Partili veya X Partili ayrımı yapmadan sosyal denge tazminatını şeye getirdik. Meclise. Sırf biz getirdiğimiz için reddettiler. HDP'li meclisler reddetti. Oyları reddoldu. Ve çalışanlarımız büyük bir üzüntüyle, büyük bir hayal kırıklığıyla, hatta sendikalar geldi, yapacak bir şey yok dedik. Yani getirdik, reddoldu. Bir daha getireceğiz. Bir daha da getirdiğimizde inşallah geçer. Büyükşehir'le ilişkide de şunu beklerdik. Bir kurumsal diyalog, az önce bahsettim ya, yani biz sağlık müdürlüğüyle halka hizmet ve sorunların çözümü noktasında paydaş olma, şimdi ortak bir anlayış. Büyükşehir'le ilçeyi bakın Ziya Bey, şuna benzetiriz. Vücutta bir ana damarlarımız var, aort dediğimiz en çok bilinen, bir de kılcal damarlarımız vardır. Büyükşehir işte yasası gereği de öyle. Ana arterler ismi üzerinde. Ana arterler, ana görevlerin tamamı büyükşehirindir. Siz büyükşehirle o kadar iç içesiniz ki. İtfaiye, su, kanalizasyon. Etle kemik gibi. Bakın büyükşehirin itfaiye birimi şu anda Edremit Belediyesi'nin garajında duruyor. Yani bu HDP'deyken de duruyordu. Şimdi de duruyor. Öncesinde de duruyor. Birbirine, yani bir yangına müdahale ettiğinizde ya
bu Ahmet'tir, bunu söndürmeyelim de Mehmet'i söndürelim, böyle bir şey olabilir olmaz mi? Olmaz, mümkün değil. Şimdi bu hassasiyeti göremedik. Evet. İkincisi, birkaç sahadan problem geldi. Yani bu anlamda bir tek diyaloğu VASKİ ile kurduk, dönem için söylüyorum. Evet. VASKİ'nin duyarlılığını gördük. Şunu beklerdik. Bakın, ha zamanları oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarını, bakın bunu siyasi bir şiarla söylemiyorum. Evet. Altını çizerek söylüyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım, hangi partiden olursa olsun, toplardım bütün belediye başkanlarını. Evet. Bir strateji, en azından biliyorsunuz en son çıkan yasayla evet, stratejik hedefler belirlemek evet, zorundasınız. Bunları beraber belirlerdik. Oturur evet, konuşurduk. İşte Edremit'in, Gevaş'ın, Gürpınar'ın, Erciş'in sorunlarını, ya en önemlisi az önce konuştuk ya, ulaşım sorunu. Öncelikle sorunlar olabilir, öne çıkan konular olabilir değil mi? Evet. Sizin iş üretebilmeniz için önce bir diyalog kanalınızın evet, olması lazım. Biz işte kaç gün sürdü bilmiyorum ama ben Edremit için konuşuyorum, diğer belediyeleri bilmiyorum ama böyle bir diyalog kanalımız olmadı. 4,5 aylık bir görüşmesi oldu. Evet. Olmadı. Ha, gönül isterdi ki olsun ama maalesef olmadı. Evet. Bu manada bunun dışarıda işte CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi birçok işte Adana'da 3 evet, parti de var, İstanbul'da 3 parti de var, bilmem İzmir'de 4 evet, parti de var, var da var. Cumhurbaşkanı Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanları'nı çağırdı, tamam, ayırma toplam, değil mi? CHP'li, tamam, MHP'li, tamam, İYİ Partili, tamam, AK Partili. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, önce diyalog. Evet. Yani önce diyalog, diyalogta da iyi niyet. Evet. Yani mış gibi yapmadan, yani yapmış gibi, göstermiş gibi, mış gibi yapmadan gerçekten samimiyetle hareket etmek. Evet. O manada biz büyükşehirle yasa gereği ya mecburuz. Evet. Büyükşehirle diyalog yapmak zor, evet, kurmak zorundayız. Yani başka şansımız yok. Evet. Siz ilçe belediyesi olarak birçok görev size ait değil. Birçok iş size, en basitinden en ufak bir imar çalışmanız büyükşehirden geçmek zorunda. Şimdi evet, ismi üzerinde imar, bir şehri imar edebilmeniz için imardan karar geçirmeniz lazım. Evet. Büyükşehirle o manada diyaloglarımızı geliştirerek devam evet, ettireceğiz inşallah. İnşallah bütün belediyeler inşallah, Edremit'le birlikte birbirini tamamlayan hizmetlerle, Büyükşehir'de dahil olmak üzere, Van'ın tamamını ayağa kaldırmak için, Van'ı bölgede ve Türkiye'de örnek kent yapmak için güç birliği içerisinde çalışırlar. İnşallah. Temennimiz, duamız bu. Son 5 dakika dedik ama son 3 dakika kaldı. Duymak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz dinleyici ve izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz konular varsa, ben öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son sözlerinizi de almış olalım. Buyurun. Ya ne projenin ne işin evet, sonu gelmez. Evet. Ama az önce dedim ya, burada hakikaten öncelikle iyi niyetle diyalog, ikincisi karşılıklı, bakın karşılıklı taşın altına elini koymak. Az önce dedim ya, yani artık bu memleket yeterince kötü günler yaşadı, yeterince yorulduk yani. Evet. Yorulduk. Evet. Bugün dışarıya gidip Van'a gelen herkes işte büyük bir köy. Büyük bir köyüz evet, diyoruz. Altyapısından üst yapısına kadar. Ya uzaydan birileri, Almanya'dan birileri gelip bizi düzeltmeyecek ki. Biz birbirimizi evet, düzelteceğiz. Evet. Ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, birbirimizle iyi niyetle yaklaşarak. Kent ve halk ortak paydasına buluşmak önemli değil mi? Yani biz gençlik kurulunda bunun için kuruyoruz. Evet. İstişare kurulunda bunun için kuruyoruz. Bakın yeri geldiği için söylüyorum. Yani sözün başında muhtarlıklar evet, müdürlüğünü söyledik. Evet. Ya bizim 30 tane muhtarımızın, muhtarlığımızın, yine tahminen konuşuyorum, belki yarısından fazlası, bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim, muhtarların yarısından fazlası HDP'nin oylarıyla seçilmiş muhtarlar. Sonuçta muhtar da seçilmiyor evet, mu? Evet. HDP'nin köyde bize 70 tane oy çıkmış, muhtara 150 tane oy çıkmış. Evet. O muhtarla çalışıyoruz şu anda. Evet. Ve muhtar, işte bugün de gittik, dün de gittik. Yani bizim ilgimizden, alakamızdan gayet de memnun. Evet. Ya yürütüyoruz, oluyor. Biz hani evet, X muhtar işte bu köyden şu kadar oy çıkmış, yolunuzu yapmıyoruz demiyoruz ki. Evet. Bakın kurubaştan bahsettim size. İlk evet, şey geldiği için. Kurubaştan işte seçim sonuçları ortada. Evet. Aldığımız oy ortada. Sadece bir hafta, 21 haftada 21 tane sokak açtık. Yani şeyimiz bu. Bakış açımız bu. Evet. Tekrar söylüyorum son söz olarak. Edremit Belediyesi
kapılar açık bir belediyedir. Gelen ve taş üstüne taş koyan herkesi memnun edecek, pişman etmeyecek belediyedir. Yatırımcılarımıza ben inşallah onu da son söz ve son müjde diyeyim. İnşallah bir yatırımcı buluşması yapacağız. Bir İstanbul lansmanı inşallah sizleri de davet edeceğiz. İnşallah. Yani önce biz gideceğiz. İstanbul'da ki Vanlı ve Van'da büyüyüp oraya göç etmiş, hicret etmiş yatırımcılarımıza Van'ı anlatacağız. İkinci ayağında onları Van'a davet edeceğiz. Evet. Yani biz sırf bu hareketten bile Edremit'e Van'a 10 tane, 8 tane, 12 tane tahmini konuşuyor. Evet. Çünkü göstergeler onu gösteriyor. Şu ana kadar konuşmamın başında da söyledim. İsim ve yer vermeyeyim. Evet. Son 2 ayda önüme gelen ve önünü açtığımız 4 tane turizm yatırımı var Ziya Bey. Evet. 5-6 tane farklı farklı yatırım var ve bunların her biri inşaat boyutu var, istihdam boyutu var. Ya belediye geliri var. Bakın evet. Bütçeden bahsettik. Evet. Şu anda bütçenin sıkıntılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Yani domino etkisi gibi 5-6 tane etkisi var. Biz yasalara, mevzuata uymak kaydıyla ama çözüm odaklı, bakın altını çizerek evet. söylüyorum. Tıkamak odaklı değil, tıkayarak evet. değil. Çözüm odaklı hareket ediyoruz. İşte yine isim vermekte beis görmüyorum. Galericiler sitesinin evet. 9-10 yıllık problemi vardı. Arkadaşlarımızla oturduk. Ruhsatlı hale geldi, tapulu hale geldi. Evet. Adamların tapusu oldu. Evet. Bir taraftan belediye gelir oldu. Bir taraftan adamlar yasal zemine oturdular. Evet. 10 yıllık bir problemdi. Evet. Yeter ki niyetiniz çözmek olsun. Evet. Buradan son söz olarak sizlere başarılar diliyorum. İnşallah sizler de güzel çalışmalara vesile olursunuz. Tüm İnşallah. Halkımızı saygıyla selamlıyorum. İnşallah daha güzel günler Van'ımızı, Vanlıları bekliyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. İnşallah. Teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ve bizi çalışmalardan haberdar ettiğiniz için. Sevgili Van FM dinleyenleri, bugünkü Van'da gündem programımızın konuğu Edremit Belediye Başkanı Sayın İsmail Say oldu. Seçimden bu yana yapılan çalışmaları konuştuk. Bundan sonra yapılması düşünülen çalışmalarla ilgili de ipuçları aldık. Ama önemli konular müjde niteliğinde olan konular vardı. Bir tanesi kanalizasyonla ilgili altyapı sorunu olan mahallelerin sorunlarının çözümü. Bir tanesi Van'da herkesi ilgilendiren, sadece Edremit'i değil, herkesi ilgilendiren çevre yolu ile ilgili hem detay bilgi aldık hem de süreciyle ilgili işte 2019 sonuna kadar evrak üzerindeki işlemlerin bitip 2020 yılı ilkbahar itibariyle de umarız yer teslimi de yapılarak karayolları tarafından çevre yolunun yapımına başlanması. Van'ın Özlem'le 8-9 yıldır konuştuğu konunun artık Van'ın gündeminden sorun olmaktan çıkıp Van'a katkı sağlayan bir hizmete dönüşmesi için sürecin başlayacağını duyurmuş olduk buradan. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.